çay. Aa, teşekkürler. Nasıl unuttum? Neyi? Senin sürprizini. Nedir bu? Bak, sayfaları hızlı hızlı çevir. Biz. Çok güzel. Sen mi yaptın bunu? Hı. Dün canım sıkkındı biraz annemle tartışınca falan. Ben de sana hediye yaptım. Çok güzel, çok beğendim. Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Ya. Evet. Ya bak. Buradan dümeni kırsak şimdi. Bambaşka bir deniz bulsak. Bambaşka bir ülke. Ve oradan hiç gelmesek. Çok güzel olur. Çok güzel bir hayal. Ama üstünde hayal. Benim hayatım burada. Annem, babam, onlara karşı sorumluluklarım. Hem biz istesek de bu şehir peşimiz bırakmaz ki bizim. Olsun. Bu da güzel. Canım benim. Yemek için teşekkür ederim. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Haset. Şu andaki işi kabul edecek misin? Düşüneceğim. Bak, eğer kabul edersen Efsun da çok sevinecektir. Ona göre düşün. Çayını biraz açtırmamızı ister misin? Bakar mısınız? Şu çayı biraz açabilir miyiz? Yani o işten bir şey çıkmadı Efsun. Üniversite mezunlarına bile işe almıyorlar. Beni mi işe alacaklar ya? Efsun, sen beni dinlemiyor musun? Hı? Niye çağırdın beni, benimle konuşmayacaksan? Boş boş gece kondu manzarasını mı izleyeceksin? Derdin ne senin? Yok ya, özür dilerim. Kafam başka yerde, özür dilerim. Ne biliyor musun? Bak, insan böyle söylerken bile yabancıyor yani. O kadar saçma sapan ki. Bu ateş benim bastı bacak Bahar'la yeniden birlikte ya. Ciddi misin sen ya? Kızım, düşününce böyle kan beynime çıkacak gibi oluyor ya. Ya ben kardeşim diyorum, bağrıma basıyorum. Yapmadığım şey kalmıyor. Hayatta yırtınıyorum, tırmalıyorum bir şeyleri ki onlar iyi olsunlar diye. O ne yapıyor ya? Almış ateşi koluna, fıttırı fıttırı geziyor. Tutacağım böyle saçından, gelinceğin ortasında sürükleyeceğim. Vallahi Efsun, Bahar her şeye rağmen ateşe dönüyorsa onu çok seviyor demektir. Bunlar birbirine aşık kızım, ne yapalım yani? Seço, bak seni buraya 2 gram derdimi anlatayım diye çağırdım. Karşımda yetersiz yetersiz konuşma ya. Kim kime aşık, ne aşkı? Aşk değil bunlarınki, bunlar mal. Öyle aşk mı olurmuş ya? Bu nasıl bir mideymiş arkadaş ya? Bunlar nasıl insanlarmış ya? Haysiyet yok, onur yok, gurur yok. Vallahi Efsun, sen yat kalk dua et bu ateşten hamile kalmadım diye. Kız! Yani demek ki hamile kalsan ateş senden çocuğu aldırmanı falan isteyecekti. Düşünsene, Nurhan teyze kafayı yer, seni öldürür, sonra da tımarhaneye girerdi. Kızım, sapık sapık konuşma ya. Tövbe yarabbim.